Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz biz geçen hafta Mesnevi Nuriye'ye başladık. Ancak mukaddimeyi okumak durumunda kaldık. Tabi ondan önce de yeni Said nedir, eski Said nedir, onları kısmen okuduk üstadın izahlarından. Şimdi mukaddimenin birinci noktasını okumuştuk. İkinci noktaya geldik. İkinci nokta, yani bu ikinci şey mukaddime üstadın Mesnevi Nuriye Abdülmecid abi tarafından tercüme edilince kendisinin Türkçesiyle kaleme aldığı bir parçadır yani. Onun için Arapça tercümeye de o şey yapmıştır yani. Ne derler onu? Yani Arapça'ya tercüme edilmiş yani bu kısım. Sonradan, anlatabildim mi? İkinci nokta, Mevlana Celaleddin rahmetullahi aleyh ve İmam Rabbani rahmetullahi aleyh ve İmam Gazali rahmetullahi aleyh gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için eski şey yeni Said. Hem akıl hem de kalp. Sadece akılla değil, kelamcılar ve felsefeciler gibi. Sadece kalple değil, bir kısım ehli tarikat gibi akıl ve kalp ile gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ediyor Risale-i Nur. Bu Mesnevi kitabı ve nefsin evhamdan kurtulmasını, bir kısım vehimlerden kurtulmasını temine çalışıp lillahilhamd, Allah'a hamd olsun, eski Said yeni Said'e inkılap etmiş. Zaten bu eser eski Said ile yeni Said arasında bir eser. Üç tanesi tamamen yeni Said döneminin eseri. Bunlardan biri Lem'alar. Anlatabildim mi? Ama Arapça kaleme almış. Birisi Lasiyyemalar, birisi de reşhalar. Bunlar Arapça kaleme almış. Hatta üstad diyor ki, yani haşir meselesinde ve Allah ahirete iman meselesinde Ankara'da özel toplantılar yapılmıştı diyor. Arapça kaleme aldım. Fakat diyor, Arabi bilen az olduğu için istifade edilemedi diyor. Onun üzerine ilk üstad hazretleri bu üçünü şeyden eşletmiş. Nur'un ilk kapısından eşletmiş. Anlatabildim mi? Nur'un ilk kapısı, biliyorsunuz, Burdur'da telif edilen bir eserdir. Nur'un ilk kapısında neşretmiş bunu. Şimdi aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi, Mevlana Celaleddin'e ait Mesnevi gibi, o da yani Mesnevi Nuriye de Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyyemalar, o lemalara kadar olanların hepsi eski Said döneminde daha ziyade kaleme alınmış. Ama içinde tabii yeni Said döneminde de kaleme alınanlar var. Ama bu üçü tamamen yeni Said. Ha. Ve Türkçe'de o vakit nokta risalesi, bunu Japonların soruları üzerine üstad kaleme almış. O daha eski dönem. Yani Japonların sorularına cevap olarak, yani özellikle de maddenin ezeliyeti, vahdetül vücut, saniin delilleri nelerdir? Nereden bileceğiz ki Cenab-ı Hak var, haşa? Bu tür soruları sormuşlar gelen Japon heyeti. Bediüzzaman Hazretleri birkaç tane eser telif etmiş. Onlardan bir tanesi Şuaat-ı Marifetin Nebi, peygamberimizin peygamberliğini ispat eden eser. Bir tanesi de nokta, tamamen tevhide dair eser. Bir tanesi de Beşin Şua. Beşin Şua'nın aslı o zaman telif edilmiş. Sonradan tanzim edilmiş. Ve lemaatı, lemaat da yine öyle, tamamen şey, bu tabi onun şeyle alakası yok Japonlarla. Yani o bir Ramazan'da, 1921 Ramazan'ı yanlış hatırlamıyorsam, gayet kısa bir surette yazılmış. Fırsat buldukça da tab etmiş, Osmanlıcaları var. Hepsini kitabımızda anlattık. Ne zaman tab edilmiş, kaç defa tab edilmiş. Yani elhamdülillah, yani burada hiç Allah'ın izniyle çok az noksan kaldı yani. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, yani yine eski eserleri Risale-i Nur tarzındadır. Farklı değil Bediüzzaman eserleri. Fakat dahili nefis ve şeytanla mücadeleye bedel hariçte. Aradaki fark bu. Yani demek ki Risale-i Nur külliyatı doğrudan önce nefis ve şeytanıyla mücadele. Ama diğerleri dışarıdaki itirazlara verilen cevaplar şeklinde. Yoksa metot
Üslup yine Risale-i Nur tarzında. Aynen dediği gibi yani. Beden hariçte mühtaç mütehayyirlere ve dalalete giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. Üçüncü nokta. O yeni Said'in münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikati Allah'a iman, iman hakikatleri konusunda evet istiyor ama fakat kalbi yaralı. Bunları kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhad dinsizler ve dalaleti de tam ilzam. Bu ilzam tabiri münazara ilminin tariflerinden. Bir kimseyi delille susturmaya ilzam diyoruz. Anlatabildim mi? Kuvvetli, ikna edici delillerle susturmaya. Bir de bir kimseyi sözden anlamıyor, ağzını kapatmaya da ifham diyoruz. Kömürleştirme. O da yine münazara ilminin tabirlerinden. Ve iskat ediyor. İskat da yine ilzam demek, susturmak. Demek bu Arabi Mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Hakikaten öyle. Bütün Risale-i külliyatını özetleseniz Mesnevi Nuriye çıkar. Allah böyle hazırlamış yani. Böyle hazırlamış. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi, nefs-i emmarenin, bizi devamlı kötülüklere sevk eden nefsimizin ve şeytan insi ve cinliğinin şübehatından, bütün şüphelerinden tamamıyla kurtarıyor. Ve o malumat ise, bu da çok önemli. Risale-i Nur'un diğer bir kısım eserlerden farkı bence, yani Mesnevi Şerif de kısmen öyle. İmam Rabbani'nin mektubatı da öyle. Bakın bu önemli. Diyor ki meşhudat hükmünde. Sanki gözüyle görmüş, gözlemlemiş yazmış. Anladınız değil mi? Bizim Adil hocam vardı. İşte bizim Fatih Özberk'in amcası. Derdi ki Ahmet Hoca. İmam Gazali 5. Hicri asırda. Yani ne demek bu? 11. miladi asırda. 12. miladi asırda. İhya-ül Ümüddin'i yazmış. Ondan sonra ondan daha mükemmel, daha tertipli, daha muhteşem o kadar kitapları yazılmış ki hepsi unutulmuş, raflarda kalmış. Ama İmam Gazali okunuyor. Çünkü onun yazdıkları meşhudat hükmünde. Yaşamış, görmüş, yazmış. Yani bu çok önemli bir olay yani. Çok önemli bir olay. Bir de ilmel yakin ise, bu çok önemli. Sadece biliyorsunuz ilmin 3 mertebesi var. Bunu defalarca anlattık. Birisi ilmen bir şeyi öğrenme. Tepenin arkasından duman çıkıyor. Diyorsun ki burada bir ateş var. Ama o duman yağmur dumanı da olabilir yani. Tepeye çıkıyorsun. Bakıyorsun ki hakikaten ateş ve duman çıkıyor. Ona biz aynel yakin diyoruz. Gözle görüyorsun. Fakat göz yanılması da olabilir. Anladın mı? Ne diyorlar ona? Serap. Serap yani. Serap da olabilir. Gidip elini ateşe sokuyorsun. Elinde yanıyor. Ona da hakkal yakin diyoruz. İlmin de 3 mertebesi var. İşte bu Mesnevi Nuriye'deki ilim bir Fahrettin Razi Hazretleri'nin kelam kitaplarındaki ilmel yakin değil sadece. Belki çok enteresan aynel yakin. Gözle görmüş gibi derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. Hakkal yakın kime ait? Peygamberimize ait. Gitmiş, görmüş, gezmiş, dönmüş, bize anlatmış. O hakkal yakın çok yüksek bir mertebe. Bazen Abdülkadir Geylani gibi zatlara yerdeyken Arş-ı Azam'da yapılan meleklerin tesbihatını seyredip dinliyormuş diyor. Yani o da tabii hakkal yakinin bir zerresi. Yani tabii Resulullah gibi olması mümkün değil. Bu da üçüncü nokta. Geldik dördüncü noktaya. Bu da çok önemli. Eski Said, ilmi hikmet ve ilmi hakikatın. İlmi hikmet dediği felsefe ama tabii İslam felsefesi hikmet adıyla anıldığı için çok daha farklı. Ama bunun temelinin özü şu. Yani bu çok önemli. Üstad bunu işaret hücazın başında anlatıyor. Necisin,
Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Reisiniz kimdir? Vazifeniz nedir? İşte bu sorular felsefenin de ana şeyi, mevzusu yani ve ilmi hikmet ve hakikatin de ana mevzuları. Temel mevzu bu. Tabii Kur'an'ın verdiği cevaplar hikmet. Öteki felsefe iki türlü. Ya yolunu şaşırmış felsefe ya da dine tabi akıllı felsefe. Çok derin meselede derin mesele dediği bu. Yani en derin meseledir. Üstadları tılsımı muğlak diyor. Kainatın tılsımı muğlakı buna. Yani bulmacası. Ama kitli bulmaca. Muamma tabirinde kullanıyor. Tabii. En güzel örneği de Sofi'nin rüyası. Neydi? Sofi'nin dünyası. Adam 104 tane falan filozofu bu soruların cevabını aratmış. Başta bu soruları soruyor. 3-4 sayfa bunu açıklıyor. O 104'ünün de cevabı birbirinden farklı. Yani çünkü yollarını şaşırmışlar. Tam cevap yok. Hiç yok. Var. Yani bir kısmı Üstad Hazretleri diyor ya, ta tünelin derinliklerinden uzaktan bir ışık görünüyordu diyor. O da İbn-i Sina ve Eflatun gibiler. Yani bu Ene ve Zerre Risalesi'nde bunu açıklıyor. Allah Allah. Demek ki eski Said, ilmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla, büyük alimlerle derin meseleler üzerinde münazarası, hem şark alimleriyle hem İstanbul alimleriyle ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin, mesela Müküslü Hamza gibi, Abdülmecid Efendi gibi, Abdurrahman gibi, bunlar medrese talebeleri, Horhor Medresesi'nde ders almışlar. Fehimlerinin derecesine göre yazması, onların anlayışına göre yazması bu Risale'yi. Dolayısıyla herkes anlayamıyor. Ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde hem kalben hem fikren manevi ilerlemeleri noktasında yalnız kendisi anlayacak bir surette kaleme almış. Dolayısıyla tabii bazı yerler zor. Gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaretler nevinde. O mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik, bura çok enteresan, en müdakkik alimler zorla anlayabilir. Mesela ben bir tanesini misal vereyim. Yani bu gelecek okuyacağız Allah nasip ederse. Elmalıhan, Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit ayet-i kerime var. İslam alimleri bunları birbiriyle tevfik etmeye çalışmışlar. Bunlardan biri وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Cenab-ı Hakk'ın arş, saltanatı arşı, arş-ı rububiyeti su üzerindeydi diyor. Ama diğer bir ayette ise ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ buyuruyor. Yani arş-ı rububiyeti üzerinde artık istikrar oldu. Yani artık oturdu. Elmalı Hamdi yazır. 40 sayfa uğraşmış bunu anlatmak için. Ne olabilir diye. Açın sureyi En'am zannediyorum. 40 sayfa uğraşmış. Ama netice nix değil ama. Anlatabildim mi? Fakat ben oraya not almışım. Ne zaman? Hafızlık yaparken okumuşum. Yani 17 yaşında. O zaman demişim ki hey hocam ne olur Mesnevi'nin bir paragrafını okusaydım bu kadar zahmet çekmezdim. Bir paragrafta üstad halletmiş. Yeri gelince anlatacağız. Şimdi olmaz. Arkası yarın. Eskiden TRT radyosu vardı. Televizyon falan yoktu. Gerçi ben seyretmedim de hiç dinlemedim de o hikayeleri. Yani ama öyle derlerdi. Arkası yarın. Anlatacağız, okuyacağız inşallah. Yani bir örnek verdim yani. Yani mesela diyor ki tevhide ait çok hakikatları ilmi mantığın külliyün zü cüz'iyat küllün zü ezza kaidesinden öğrendim diyor. Yani acayip bir şey. Aynen öyle. Onun için gayet muhtasar bir ifadeyle uzun hakikatlara kısa kelimelerle işaretler nevinde o mecmuayı yazdığı için bir kısmını en müdakkik alimler de zor anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Risale-i Nur yapmış onu. Bu fidanlık ve çiçeklik. Evet. Demek o fidanlık mesnevi turuk-u hafiyye gibi.
Turuk-u Hafiye dediği biliyorsunuz tarikatlar iki kısma ayrılıyor. Birincisi gizli zikirle devam edenler. Nakşibendi Hazretleri, Tarik-i Nakşibendi'ye bunun başını çekiyor. Bunların manevi reisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama diğeri Turuk-u Cehriye yani açıktan zikir yapanlar. Bunlar da başta Kadiri mezhebi yani Abdülkadir Geylani'nin reisi olduğu mezhep. Bunun da başı Hazreti Ali radıyallahu anh. Onun için Şah-ı Velayet deniliyor ona. Demek ki o fidanlık mesnevi Turuk-u Hafiye gibi yani gizli zikirle devam eden Nakşibendi gibi tarikatlar gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış. Senurihim ayatina fi enfusihim. Biz ayetlerimizi kendi nefislerinde gösteririz. Bu yol işte. Ve fil afak. Bir de afaki hariçte de gösteririz. Kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur ise mesnevi'den farkı bu. Hem enfüsi gitmiş, nefse hitap etmiş, enfüsi deliller. Hem ekseri cihetinde çoğu şekilde de Turuk-u Cehriye gibi açıktan zikreden kaderi tarikatları, açık tarikatlar gibi afaki gitmiş. Bu afaki o Türkçedeki afaki değil. Yani mesela diyelim ki lemaları oku. Yani evet güzel ama bir 22'in söz gibi değil. 22'in söz kainattan misaller veriyor. Açıyor. Birebir misallerle donatıyor. 32'in söz yine öyle. Afaki ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi. Nereye vurmuş ise su çıkarmış. Bunu üstad açıklıyor. Eski eserlerin diyor Allah'ı ispat yolları, iman hakikatlerini ispat yolları künk borularıyla uzaktan su getirmeye benziyor. Anladın mı? O borulardan biri kırıldığı zaman diyor su kesilir. Şimdi hakikaten örnek veriyor üstad. Mesela birisi geldi bana sordu ben cevap vermedim. Anlatacağız bunları Allah'ın izniyle. Hiç anlatmadığımız bir şey kalmayacak. Merak etmeyin. Yani mesela imkan ve hudus delilleri var. Kelamcıların en çok kullandığı. Ama bu imkan ve hudus delilleri için devir ve teselsülün iptali lazım. Devir ve teselsülün iptali için de 12 tane bürhan var. Mesela bir tanesi bürhan-ı tatbiki. Yani onu anlatsam ancak geometriciler anlar yani. Anlatabildim mi? Zor yani. Sonra itiraz edilebilir. Yani bir künk borusu kırıldığı zaman bizim su kesilebilir yani. Anlatabildim mi? Ama üstadları diyor ki Risamur'un mesleği öyle değil. Tıpkı diyor şey gibi o kuyuya ne diyorlar? Sondaj açan kuyu gibi. Yani وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ Her şeyde bir delil var. Gösteriyor ki Allah bir. Resamur'un metodu bu. Allah Allah. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Tabii bunun da nasıl bir istiare olduğunu tahmin ediyorsun değil mi? Su dediği tevhid suyu. Musa Aleyhisselam'ın asası dediği akli delil ve bürhanlar. İstiare-i bediye mi dersin? Tahyiliye mi dersin? Ne dersen de. Hem Risale-i Nur, hükema ve ülemanın. Ülema dediği de Hazreti kelam alimleri. Hükema dediği de İslam filozofları. Burada normal felsefeciler değil. Onlar tamamen yani perişan durumdalar. Hükema ve ülemanın mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icazı manevisiyle, manevi icazıyla her şeyde bir pencereyi tevhid marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi. Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, mektubat 5. mektupta okuduk hatırlarsanız. Yani ehli tarikatın 40 senede ulaşadığı makamları Risale-i Nur bazen 40 günde ihlasa göre ulaştırabiliyor. Bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galip etmiş, galip gelmiş. Ve 5. nokta. Eski Said'in yeni Said'e inkılap etmesi zamanında
yüzer ilimlerle beraber. Biliyorsun 90 kitabı ezberlemiş. Binler hakikatlar ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken, anlaşıldı değil mi? Yani mantıkla ilgili işte Bediüzzaman 2 eser yazmış. İstese 10 eser daha yazardı. Kelamla alakalı 50 eser yazardı. Her bir mevzu ayrı bir eser olurdu. O Said telif ederken meselenin başında Mesnevi Nuriye'nin İ'lem, i'lem, i'lemlerle. Aslında her ilem bir ilmin fidanıdır yani. Onu demek istiyor. Her ilem ayrı bir meselenin, ayrı bir hakikat ilminin fidanıdır yani. Ey aziz kardeşim bil derken ayrı bir mevzu, ayrı bir hakikat, ayrı bir iman yolu. Allah Allah. İman yolu derken imana götüren yol. Bazen bir sayfada, birkaç satırda, bazen bir sayfada, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir i'lem bir risalenin şifresidir. Hem i'lemler birbirine bakmayarak, birbirine bağlı değil, mevzu bağlılığı yok. Muhtelif ilimlerin ve hakikatlerin fihristeleri hükmünde yazıldığından o mecmuayı yani Mesnevi Nuriye'yi okuyanlar bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Ya niye böyle dağınık gittin? Niye mevzuları bir yere derlemedin? Böyle demeyin. Her biri bir ilmin anahtarı, şifresi. Dolayısıyla ancak böyle yazılır. Nasıl delikanlılar? Ya işte Mesnevi Nuriye bu. Şimdi biz lem'alara başlıyoruz. Lem'alara başlıyoruz. Ama başlamadan önce iki şey söyleyeceğiz. Bir defa Yeni Said'in eserlerinden üç eser Mesnevi Nuriye'ye girmiş. Onlardan biri lem'alar. Şöyle diyor Üstad Hazretleri, Mesnevi'nin başındaki bu üç risale eski Said'in eserlerinden olmayıp üstadımızın tabiriyle, yani bu şey tabii talebeleri söylüyor, Yeni Said'in eserleridir. Üstadımızın eski eserlerinden Risale-i Nur'a girenler olduğu gibi Risale-i Nur'u telifi zamanında yazdığı Arapça eserleri de bu suretle Mesnevi Arabiye'ye ithal olmuştur. Bunlar da Arapça yazılmış. Ama Ankara'da yazılmış. Ankara'da yazılınca tabii veya İstanbul'da başlamış bir kısmına tabii Arapça kaleme almış. Sonradan bakmış ki tabii öyle şey yapamayacaklar. Onun için 1921 ile 1923 arası telif edilmiş yani bunlar. Yani bu çok önemli. Şimdi Üstad şöyle diyor, Türkçe Risale-i Nur'un 22'in sözüyle aynı mealdedir diyor. Yani bunu açıklıyor. Fihrist Risalesi'nde de şöyledir, şöyle diyor. Ey benim bu kitabıma nazar eden zat, şayet ondan bir şey istifade ettiysen, hiç olmazsa beni bir Fatiha veya halis bir dua ile fi sebilillah faydalandırman gerekir. Said Nursi böyle demiş. Türkçe Fihrist Risalesi'nde de şöyle anlatılıyor. Okuyayım değil mi? Yani o ki tam her tarafını öğreneceğiz. Tevhide dair olup Risale-i Nur'daki 22. sözün esası ve bir cihette Arapçasıdır. 14 lem'a ile tevhidin en ince hakikatlarını en mufassal bir surette وَفِي كُلِّ شَيْنْ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٌ yani İbn-i Mu'tezin bir şiirinden. İbn-i Mu'tezinmiş bu şiir. Meşhur şair. Yani her bir şeyde onun bir olduğuna delalet eden bir delil var şeklinde İbn-i Mu'tez'den olduğunu İbn-i Kesir anlatıyor. Hakikatına mazhar edecek bir silsile-i delail, Allah'ın varlığına deliller silsilesi ve şehadeti, şahitlikler silsilesi ibraz eden çok kıymetdar, hava, su, ekmek gibi herkesin mühtaç olduğu bir risaledir. Nur'un mesnebisinin başında derc edilen lasiyemalar, lem'alar, reşhalar isimlerindeki üç risale, ahirdeki risaleler gibi müteferrik meselelerden bahis değildir. Aynı konuda. İ'lem yok ya burada. Yani her biri aynı konu. Mesela reşhalar sadece nübüvveti ispat ediyor. Mesela lem'alar tevhid, lasiyemalar ahiret. Aynı mevzu üzerine gidiyorlar diyor. Bilmem anlatabildik mi? Şimdi bunu da öğrendik. Al bakalım koy oraya. Peki gelelim asıl risaleye. Ama eksik var. Ne söz verdik biz? Eksiği tamamlayacağız. Yani lem'aların başında eksik var. O eksiği tercüme edeceğiz biz. Yani Subhaneke ya men tusebbihu bihamdike diye başlayan
bir sayfa yakın bir eksik var tabii. Burayı tercüme etmemiş. Çünkü bura şey gibi, dua gibi. Yani tercüme edilmesi çok zor. Onun için ben de kusura bakmayın. Yani ey sel gibi akıp giden bu kainatı, bu kainat, kendisini hamd ile tesbih eden Allah'ım, biz de seni bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ve takdis ve tesbih ediyoruz. Hem de Hazreti Muhammed'in lisanını ile onun yaptığı tesbih gibi tesbih ediyoruz. Zira aman ya Rabbi, o Muhammed öyle bir zattır ki onun sana yaptığı tesbihlerin sadaları kainatın her tarafında dalgalanıyor. Hem de asırlar boyunca dalgalanıyor. Asırlar içinde bölük bölük yankılanıyor. Mevsimler, asırlar ve devirler geçtikçe Hazreti Muhammed'in sana yaptığı tesbihler bize aksi sada olarak geliyor maşallah. Bunu da tercüme etmek zor kardeşim. Ey Allah'ım, aman ya, ey Allah'ım, kainatın bütün sayfalarında ve zamanın bütün varaklarında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sana yaptığı tesbihin sadalarını kıyamet gününe ve arasat vaktine kadar devam ettir Allah'ım. Ne tatlı bir cümle ama. Yani subhanallah. Ey Allah'ım, seni bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ediyoruz. Ey yer küresi, sana hamdinle tesbih eden Allah'ım. Yer küresi de önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yer küresine geçti. Diyor ya, وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Kainatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih ediyor olmaz. Allah Allah. O yer küresi öyle bir secde halinde ki senin kudretinin azamet arşının altında secdeye yatmış durumda. Tabire bak. Hem de içinden şerefle çıkardığı Hazreti Muhammed'in lisanıyla sana hamdü tesbih ediyor. Yer küresi yani. En güzel salavat ve teslimatın o Muhammed'in üzerine olsun Allah'ım. Zira o Resulullah, bak yer küresi de onun diliyle tesbih ediyor. Çünkü bizim temsilcimiz o. Kainatın efendisi o. Allah Allah. Zira o zat natık-ı hakikidir. Konuşan bürhan, bürhan-ı natık diyor ya, hatırlıyor musunuz? Aynı zamanda yer küresinin, Allah Allah, bütün hal dilleriyle sana yaptığı tesbihatı bize tercüme eden zattır. Resulullah böyle anlatılır ya. Yani. Ayrıca onun risaletiyle yer küresi yörüngesinde ve müstekarrında istikrar ediyor. Eğer onun risaleti yer küresinden çıkarsa kıyamet kopacaktır. Allah Allah. Ey Allah'ım, yer küresini konuştur. Konuşturmaya devam et. Bütün bölge ve kıtalarıyla ömrünün sonuna kadar konuşsun. Ama neyle konuşsun? Resulullah'ın diliyle yaptığı tesbihatları konuşsun. Ey Allah'ımız, biz seni tenzih ve takdis ediyor ve seni tesbih ediyoruz. Bütün mümin ve müminat seni hamd ile tesbih ediyoruz. Hem erkekler hem kadınlar, iman eden herkes. Nerede? Bütün mekanlarda, bütün zamanlarda. Ama nasıl tesbih ediyorlar? Efendileri olan Hazreti Muhammed'in diliyle tesbih ediyorlar. Elbette ki en mükemmel salat, en güzel selam onun üzerine olsun Allah'ım. Zira o Muhammed öyle bir zattır ki ehl-i imanın ağızlarından Allah Allah,
senin için ettikleri tesbihatın nurları onunla ortaya çıkıyor. Yoksa nasıl millet ona sana tesbih edecekti? O öğretti bize. Ey Allah'ım, o zaman Adem oğullarını da beşerin ömrünün sonuna kadar bu tesbihatla konuştur. Muhammed'inin tesbihatıyla konuştur. Salat ve selam olsun ona layık olacak bir şekilde. Ya Rab, onun hürmetine, senin rahmetinin bereketine bize merhamet eyle. Onun ümmetine de rahmet eyle. Bizi de o ümmetten kabul eyle. Amin. İşte lemaların başındaki tercüme edilmeyen kısım. Başında da şöyle bir ibare var. Allah Allah. Nur'un ilk kapısındaki 14. derstir bu. Nur'un ilk kapısı diye bir risale var. Diyor ki, aşağıda zikredilen ayetlerin hazinelerinden bazı cevherler. Bediüzzaman demiyor, ayetin meali budur. Hiç meal vermemiş istisnalar dışında. Bu Kur'an'ın büyüklüğünü ispat etmek için. Bu ayetler birer hazine, mücevher hazinesi. Ben sadece bazı cevherleri açıklayacağım diyor. Bu da çok önemli bir nokta. Ya. Şimdi başlayabiliriz. Bakalım neymiş bu şey, nedir? Türkçe Risale-i Nur'un 22'nin sözüyle aynı mealdedir. Bismillahirrahmanirrahim. Yani biraz önceki birine bir dua gibi yani. Çok farklı bir şey hakikaten. Nasıl tercüme etsin Abdülmecid abi bunu yani? Zor. Bizden daha iyi anlıyor ama üslup. Yani zor. Birinci ayeti kerime Allahu haliku kulli şey. Her şeyi yaratan Allah'tır. Allah her şeyi yaratandır. Ve hu ala kulli şeyin vekil. Ah bunu anlayabilsek. Sadece yaratmak değil. Her şeyin vekili de odur yani. Tam bir tevekkül edebilsek var ya. Başkasına mühtaç etmez bizi ya. Merak etme, aç kalmazsın ya. Vekilin o çünkü. İyi bir avukat tutmuşuz ya. İkinci ayet, bu da çok manidar. Şeydenmiş bu, Yasin suresi. Yasin suresi değil. Zümer suresinden. Zümer mi? Yok. Allah Allah, ne oldu? Ha bu şey, birincisi Zümer suresinden. Doğru, devam ediyor. Lehu mekalidüs semavati vel ard. Bütün göklerin ve yerin anahtarları onun elindedir. Hani diyor ya, her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanındadır diyor, değil mi? Bu şekilde ifade ediyor bu ayet-i kerimeyi verdiği zaman. Bir başka ayet, Sure-i Yasin'in son ayeti. Çok tatlı bir ayettir bu. Ve subhanellezi, bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ediyoruz öyle bir Rabb'ı ki, bizi yaratan Allah'ı ki, Allah Allah, biyedehi melekutu kulli şey. Her şeyin İç ve dış alemi, melekut dediği iç alem. Ya ne var ne yok, kafalarda ne dönüyor, planlarda neler var, hadiselerin arkasında ne var, bu kainat nasıl idare ediliyor, bu rızıklar nasıl geliyor, anlaşıldı değil mi? Kaliforniya eyaleti susuzluktan ölecek mi? Anlaşıldı değil mi? Teksas'ta guruluk başladı, orada ne olacak? 400 ev yanmış bugün. Kaliforniya'da. Susuzluktan. Anlatabildim mi? Şu anda çiftçilik, ziraat iflas etmek üzere. Bunlar hep hadiseler. Bunların arkasındaki asıl melekut alemini bilen Allah. Devamını okuyun ya. Sübhanellezi. Biyedi melekutu kulli şey. Ve ileyhi turcuun. Neticede de ona döneceksiniz. Döneceksiniz değil. Öyle keyfinize göre dönmeyeceksiniz. Döndürüleceksiniz. Erci'a yurci'unun meçhulü. Turci'un. Atalay, keyfine değil bu. Tamam mı? Sen de döndürüleceksin. Hadi bakalım. Bir tane, bu da aslında kaderle alakalı ama başka bir mesele. وَاِمْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَيْنُهُ. Yani kainatta hiçbir şey yoktur ki bizim yanımızda onun hazineleri bulunmasın.
O da Levh-i Mahfuz. Üstad Hazretleri Mukadderat-ı Hayatiye Dairesi diyor buna. Mukadderat-ı Hayatiye. Hayata ve varlığa dair bütün plan ve projeler Allah'ın katında. Mâ min dâbbetin, bu da başka bir ayet. Bu da Hud suresinden. İllâ huve âhidun binâsiyetihâ. Kainatta debelenen diyorum ben. Yani hareket eden hiçbir şey yoktur ki onun perçeminden Allah kudretiyle tutuyor olmasın. Müthiş bir cümle değil mi? Ya. Subhanallah. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, bu ayetlere göre dinleyin. Yani sebepler dairesinden çıkan işleri, işte bakkala gelen kirazı, anlaşıldı değil mi? Pişirilen karnıyarı. Çok iki gündür yiyorum da onun için söylüyorum yani. Anlatabildim mi karnıyarı? Ne bileyim ki artık. Kullandığın arabayı, aldığın nefeslerini, aldığın havayı, bindiğin geminin altındaki suyu, aklına ne gelirse. Ey sebepler dairesinden zuhur eden işleri, hadiseleri, esbaba, sebeplere veren, isnat eden gafil, cahil. Ya, Besnevi'deki o sözü hatırla. Diyor, havada oklar uçuşuyorsa, zannetme ki onlar keyfi uçuşuyor. Her uçuşan okun nişan alıp atısı var. Kainatta olan hadiseler birer ok gibi uçuşuyor. İşte bak. Ya ne oluyor efendim? Hiçbir şey olmuyor. Nişan alıp atan var onları. Onun için Kur'an-ı Kerim suturu hadisatın altındaki hakaikin miftahı diyor. Hadiseler satır, yazılıyor. Acaba altında hangi hakikatler yatıyor? Onu Kur'an açıklıyor bize. Yahu çok harika bir şey. Tekrar ediyorum. Ey daire-i esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil, cahil, mal sahibi zannettiğin esbab, sebepler mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. Burada da kudreti samedaniye demiş. Bu daha güzel tabir üstadım kullandı. Evet. Ezeliye ile samedaniye. Ey Abdülmecid abi, sen haklısın kardeşim. Zor tercüme etmişsin, ancak bu kadar. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Çilek oluyor, Allah'ın Rahim ismindeki hakikati size neşretsin diye yani. Yoksa çilek ağacını ne haddine ki onu topraktan çıkarıp sana versin. Demek daire-i esbab, sebepler dairesi, hükümetin kalem dairesi hükmündedir. Bak, valilik de değil ha, kalem dairesi. Vali talimat, şunu yaz kızım, yaz oğlum, tamam yazdı bitti. Müthiş bir misal ama yani. Yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor, o kadar. Yani asma ağacına talimat veriyor yani. Üzümü yaz ve gönder. Rıza Bey yesin. Ama şükretsin. Çünkü bu cümle çok önemli. Bu cümle bütün tevhidin meselesi. İzzet ve azamet perdeyi iktizar eder. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder. Tesiri esbaba vermiyor. Arkadaşlar bura var ya, beyindir bu, anladınız değil mi? Yani temelin temelidir yani bu mesele. Allah selamet versin, 40. hocamın verdiği bir misal harika. Ne demek izzet ve azamet? Perdedar-ı dest-i kudret olsun diyor. Anlatabildim mi? Perdedar-ı dest-i kudret olsun. İzzet ve azamet ister ki, anlatabildim mi? Yani esbab perdedar-ı dest-i kudret olsun. Kudretin elinde bir. Ne demek, niye istiyor ki bunu? 40. hocam her ne kadar... Tabii insandan misal olduğu için eksiktir bu misal. Onun için Bediüzzaman hiç insandan misal vermiyor. Ama biz Bediüzzaman'ın seviyesinde değiliz. Mecburen eksik misaller veriyoruz yani. 40. hocamın da mecburen onu veriyor. Ama çok tatlı bir misal. Diyor ki, Mehmet Efendi, çok dinlemişim bu misali kendisinden. Fatih Sultan Mehmet sana mesela
bayramlık gönderecek yani. İşte bir kilo baklava, ondan sonra bir güzel elbise. Yani diyor, bunu düşünme diyor yani. Kalkıp da, anlatabildim mi? Fatih bir gün zilini çalacak. Alo, ben Fatih Sultan Mehmet, sana hediyeni getirdim demez. Orada hizmetçisine verir, o perdedir yani. Çünkü izzet ve azameti onu gerektirir. Koskoca Fatih ayağına gelecek değil yani, birisiyle gönderir. Anladınız değil mi? Bu çok güzel anlatıyor ama misal. Ama bu birinci kısmı anlatıyor, ikinci kısmı anlatmıyor. Onun için ikinci kısmı üstad anlatacak. Şimdi izzet ve azamet ister ki esbab, perdedarı, desti kudret olsun. Aklın neyinde? Nazarında. Nazarında, nazarında. Ama tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Bunu nasıl izah edecek Bediüzzaman? Dünyadaki saltanat ve hükümet sahipleri kendileri sahip oldukları yetkileri bizatihi yapmaya muktedir değiller. Kudretleri sınırlı. Kadiri mutlak bu demek. Yani bir dünya padişahı eğitimden anlamayabilir. Milli Eğitim Bakanı ile yürütecek. Üniversitelerdeki hocalarla yürütecek. Veya adalet hakim olmaz. Hakimleri tayin edecek. Ama yani dünyadaki hakimler ve saltanat sahiplerinin yardımcıları, memurlar, onun icraatçıları. Talimatı o veriyor ama icraatı onlar yapıyor. Halbuki, bura çok önemli, o kadar tatlı bir izah ki bu. Halbuki, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine perde olan sebepler, onun icraatçıları değil. Sadece perde. Nereden biliyorsun? Kuru topraktan, kuru üzüm ağacı asmadan, üstad diyor, saydım 125 salkım çıktı. Dedim ki diyor, burada 10 metre bu kuru toprağa gassanız kaç damla su çıkar, dediler ki diyor hiç çıkmaz. Ama bir ölçtük diyor, 1 metrekare şıra çıktı diyor. Onun için üstadları işaret şeyde, 25. sözde okuduk bunu. Çok güzel bir misal söyledi. Dedi ki, sebeple müsebbep arasına Cenab-ı Hak öyle bir hakikati koymuş ki diyorsun bu sebep, bu müsebbep, bu sebepten çıkmaz. Çünkü mutlak camid olan bir şeyden mutlak ilim neticesi olan bir şey çıkıyor. Mümkün değil bu. Şimdi onu okuyoruz. Evet, Sultan-ı Ezeli olan Allah'ın memurları vardır. Melekler, insanlar. Anlatabildim mi? Ondan sonra bizim kiraz ağaçları. Demek kiraz iştahım çekti ha benim. Hiç bu dershanedekiler de anlamıyorlar. Ama icraatçıları değillerdir. Memurlarıdır, icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellallıktır. Allah'ın Rezzak ve Cemil ismi en güzel şekilde baharda çilekte görünüyor işte. Ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Burası çok önemli bir nokta. Hiç reklam panoları ders kitabı olarak kullanılır mı? Hayır. Sadece reklamdır o. Kainattaki sebepler de reklam panosu gibidir yani. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir. Onları kontrol eden müşahit var ya, gözlemci. Kim bunlar? Melekler. Kim bunlar? İnsanlar. Tabii iman edenler. Ki gördükleri evamiri tekviniyeye, Cenab-ı Hakk'ın yaptığı kudretine dayanarak icat ettiği şeylere. İşte çamurlu sudan patlıcan yaratmasına. Karnı yarığı yedin ama ak gün soca. Onu çamurlu sudan yaratan Allah'ı düşüneceksin. Karşı yaptıkları itaat ve inkiyad ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek, burası enteresan, esbab, sebepler ancak ve ancak kudretin izzetini, o Fatih misaliyle daha iyi anlaşılıyor değil mi? Ve rububiyetin haşmetini izhar etmek, ortaya koymak için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için, haşa Allah, tıpkı dünyevi saltanatlar ve hükümetlerde olduğu gibi
ihtiyacı olduğu için, tek başına o işleri yapamayacağı için. Hayır, öyle bir şey yok. Muavenet eden, kendine yardımcı olan şeyler değillerdir. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve aslerini. Tek başına adaleti nasıl yapsın? 50 bin tane hakim var. 100 bin tane mi? 90 bin tane mi? Def etmek, ortadan kaldırmak için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh, Allah'ın memurları ile insanın memurları arasında münasebet yoktur. Allah'ın memurları ilan panoları. Tam karşılığı. Yalnız gafil ve cahil olanlar, işte burada yalnız da kalacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.